Selamlar dostlarım. Ben Kripto Süleyman. Bildiğiniz gibi elektriğe sürekli yazam geliyor ya da çok az da olsa bir indirim geliyor. Peki güncel fiyatlarda mining'den şu anda ne kadar kazanıyorum? Hadi gelin birlikte bir bakalım. Evet dostlarım bu elektrik mevzusu mining yapan kişiler için tabii ki dezavantajlı oldu. Fakat birçok alternatif var. Yani ekran kartı madenciliğine alternatif olarak birçok mining türü var ve bunları da çok yakında kanalımda bahsedeceğim. Evet şimdi gelin güncel kazançlara bir geçelim. Evet dostlarım her zamanki gibi what to mine sitesini kullanıyorum. Bakın what to mine de açtım ve burada mesela bende ALEX 580 olduğu için buraya iki tane RX 580 yazdım. Ve calculate'e bastım. Bastıktan sonra dostlarım burada dolar olarak ne kadar kazandığımızı görebiliyoruz. 2.36 dolar günlük bir kazancımız var. Bunun elektrik düştükten sonraki maliyeti 1.74 dolar gözüküyor bu iki kart için. Düşün elinizde bir tane kart varsa hesaplamayı yaptığımız zaman 0.87 sent yani 1 doların altına düşüyor. Totalde ise 1.18 dolar şu anki Ethereum fiyatına göre kazanç sağlıyor. Yani ben de iki tane olduğu için buraya iki tane yapacağım. Ve hesaplama diyeceğim ve ben ekran kartına ek yatırım yapmadığımı zaten videolarda söylemiştim. Tabii ki yatırım yapıp yapmamak tamamen size kalmış. Çevremde görüyorum zaten dostlarım çoğu kişi hani Yeni giriyor bu işe ve ben çok önermiyorum açıkçası hani elinizde birkaç tane kart varsa eklemi yapmanız doğru olabilir size göre ama sıfırdan gidip yüksek fiyatlarla bu işe girmek biraz sakıncalı olabilir ama şu da var tabii ki bir yılda yarısına bir amortisite sonra isterseniz kartı satıp yine kar edebilirsiniz yani bu da böyle bir şey. Şimdi dostlarım burada tekrar iki kart yaptım ve hesaplama dedim görüldüğü üzere 2.36 dolar kazancımız var. Elektrik düştükten sonra 1.74 kalıyor. Evet hesap makinemizi açtık dostlarım. Buraya yazıyorum 2.36 çarpı 30 diyorum. Yaklaşık 70.8 dolar kazandırıyor toplam fiyatı. Bunun bir de elektrik düşmüş hali var. 1.74 çarpı 30 diyorum. 52 dolar. Yani iki tane ekran kartı buna 52 dolar kazandırıyor bunu. Evet bunu gelin bir de güncel kurla çarpalım. 14 ile çarpıyorum yaklaşık 730 lira bir kazancımız oluyor dostlarım. Tabii ki bu kazanç dostlarım elektrik düşmüş hali oluyor bu şekilde. Peki ben total fiyattan hesaplayacağım bunu. 2,36 çarpı 30 diyorum. 70 dolar. Bunu bir de gelin 14 ile çarpalım dostlarım. 991 TL. Peki bana elektrik faturası ne kadar geldi dostlarım? Şimdi burada iki tane ekran kartı var. Bir tane de masaüstü bilgisayar var. Masaüstü bilgisayarı genelde gün içerisinde yani 5 saat 6 saat çalıştırıyorum. Ortalama faturamı size göstereyim şimdi. Evet günlük ortalamam 8,47 imiş. Ve bu fatura tabii ki dostlarım Şubat ayına ait. 379 lira 30 kuruş gelmiş. 991 eksi 379 ,30 diyorum. 611 lira. Ya yani demin 700 küsürler hesapladık dostlarım. Bu aradaki farkı da bu masaüstü bilgisayara veriyorum. Yani bu masaüstü bilgisayarda bir 100 lira harcadı diye düşünüyorum. Yani bu duruma göre şuradaki tutar yaklaşık olarak doğru. Peki dostlarım bu elektrik indirimi olmamış hali. Yani buradaki faturamız bakın şurada göstereyim. Buradaki faturamız normalde en son zamlı faturaydı. Şimdi gelin bir de bunu indirimli haline hesaplayalım. Bildiğiniz gibi şöyle bir indirim oldu. Hem elektriğe bir KDV indirimi yapıldı. Hem de günlük kullanım miktarı 8 kW'a kadar çıkartıldı. Yani bu ne demek? 8 kere 3 24 aylık 240 kW'a kadar normal fiyattan faydalanabiliyoruz. Tabii ki normal fiyatta da zamlı fiyat aslında ama olsun. Mesela burada 240 kW harcayan bir kişi ne kadar fatura geleceği gözüküyor dostlarım. Şimdi hesaplamaya giriyorum. EPDK'nın sitesinde bir güncelleme var sanırım hesaplama bölümü çalışmıyor. O yüzden bu siteyi kullanacağız. Bu sitede encazip.com'muş. Reklam yapmıyorum açıkçası ama bunu kullanmak zorundayız şu anda. Şimdi kilovat olarak tüketim hesaplama diyeceğim dostlarım. Şimdi dostlarım ev seçtikten sonra benim ortalama tüketimim 8,47'ymiş. Hemen burada giriyorum 8,47 çarpı 30 diyorum. 254 kilovat bir tüketim var. Ben buraya 254 yazıyorum abi. Hesapla diyorum. Bakın 328 lira çıktı. Peki benim faturam ne kadardı abi? 379 lira. Şimdi gelin bir de alt kısımda yine ev diyorum faturadan tüketim hesaplama 379 TL yazıyorum buraya hesapla diyorum. Bakın burada da diyor ki 281 kW tüketim yapmışsın. Yani güncel fiyatlara göre şu anki indirime göre 281 kW tüketirsem 379 TL diyorum ama geçen ay 250 küsür tükettiğim zaman bu fiyatı ödedim. Yani bu arada bir indirim var. Onu söyleyebiliriz. Yani bu ay büyük ihtimalle bana gelecek fatura. Yine 254 kW tüketirsem 328 lira. Geçen aya göre yaklaşık olarak bir 50 lira daha indirimli olacak dostlarım. Bunu da buradan görebiliyoruz. Yani maliyetlerimiz bir tık düştü. Bu da güzel bir şey. Fakat şöyle bir şey var ki dostlarım. Ethereum kazım her geçen gün zorlaşıyor ve bu getiri her geçen gün düşüyor. Bildiğiniz gibi ben ilk videolarımda da yine bu şekilde Videolar çekiyordum ve hesaplamayı yaptığımız zaman bir tane alex 580 ekran kartı Normalde buraları bir buçuk 2 dolar görüyorduk hatırladığınız gibi Günlük ortalama 3 dolar 4 dolara kadar çıktığını hatırlıyorum Hatta 100mh işte günlük 20 dolarlara kadar ya da 15 dolarlara kadar çıktığını hatırlıyorum ki ortalama 5-6 dolar arası gidip geliyordu ama şu anda görülen durum ise 0,87. Elektrik düşmüş hali bir tane Alex 580'in. Dostlar bu bir sonraki yıl ne olur bilinmez ama Ethereum fiyatı yükselirse ve aldığımız Ethereum miktarı yine eşit oranda azalırsa buradaki fiyatın çok değişeceğini düşünmüyorum. Ama Ethereum fiyatı düşer ve kazandığımız Ethereum miktarı azalırsa buradaki fiyat tabii ki otomatik olarak düşecektir. Tabii ki dostlarım elinde sistem olan arkadaşlar alternatif sistemlere doğru yöneliyor. Tabii ki dostlarım bunun en başında hepimizin bildiği HNT coin mining'i var ve şu anda çok popüler ve Türkiye'de birçok yere kurulmaya başladı. Dünya genelinde de birçok yerde mevcut. Bunun bir alternatifi de dostlarım tabii ki hava kirliliğini ölçen yazılımlar var. Onların da madenciliği var. Ampülden madencilik var. Çok farklı şekilde madencilik sistemleri var. Ve bunlar ilk girenler için çok karlı olabiliyor. Örnek vereyim. Hava kirliliği ölçen yazılımın e, ilk modelini alan bir kişi 150 dolar aldığında çok çok güzel kazançlar elde etti. Şu an cihaz 300 euroya satılıyor. Yani cihazı almak isterseniz 300 euro vermeniz gerekiyor. Ama sinirinizde cihaz varsa önceden aldığınız çok çok karlı abi şu anda. Bir de bu hava kirliliği ölçen cihazlarda dostlarım versiyonlar var ve bu versiyonların da kazanç farkları var. Yani ilk girenler her zaman dediğim gibi çok güzel kazançlar elde edebiliyor. Tabii ki burada bir risk var çünkü ilk siz girdiğiniz için aslında projeye bir nevi destek olmuş oluyorsunuz. Bir nevi yatırım yapmış oluyorsunuz ama dediğim gibi gayet güzel kazançlar ilk girenler için oluyor. Sonradan girenler için bu biraz daha riskli. Tabii ki bu tüm sistemler için geçerli. Örnek vereyim daha önce çiya madenciliği vardı. Chia çok kötü bir şekilde düştü ve hani birçok kişi çok fazla kar edemedi ya da bu hard diskleri aldıkları fiyatlara ya da bir tık altına satarak yatırımlarını geri kurtardılar diyebiliriz. Bir de işlemci madenciliği vardı bildiğiniz gibi. İşlemci madenciliğinde de ilk girenler gerçekten güzel kazanç etti. Hatta bizim Telegram grubumuzda bir arkadaş demişti ya bir haftada bir işlemci parası kazandım demişti. Ama sonraki süreçte bu o kadar yoğun bir şekilde Giriş oldu ki çünkü herkesin evinde güzel bir işlemcili bilgisayar var ve bunların getirisi katılım arttıkça düştü ve şu anda yani çok kazandırmıyor. Tabii ki bu tarz sistemlere dostlarım ilk girenler dediğim gibi kazanıyor gerçekten. Bu kanalda da ilerleyen zamanda bu alternatif sistemlere yönelik de videolar yapacağım. Bilginiz olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.